Berk Bey'i de alalım buraya. Berk geliyor. Berk Bey geliyor. Giyiniyordu abi. Berk, hazırlanıyordu. Kendi yayınıyla bizim yayındaki Berk'in farkını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi. Ne yapacak vay oğlum? Grand Tuvalet, Vasco da Gama gibi mi gelecek? Takım elbise Vasco da Gama. Bana. Vasco da Gama dendi bugün bu evde, Allah kahretsin. O ne demek lan, ben bilmiyorum. Düzce'liyim oğlum ben. Düzce lordudur ilk, Vasco da Gama. Kim aldı? Hiç böyle. Düzce'nin kurucularından ilk arsalar Düzce'nin aldı. Düzce'nin kurucusu da çok eski değildir kanka. Düzce Vasco Düzce Gama'ydı o. Vasco da Gama yapmış. Direkt kurtarmış. Satmışlar. Bir de Do var, Do. Nota yani. Arkadaşlar şımarılıyor burada benim. Ya bugün ben şımarlayacağım. 700 abonem var, şımarılmışlar böyle. Değil mi? Bir nota ver harbiden. Anam sikildi. 250 saat yayın yaptım. Yani bir... Anladın mı? Bugün de eski yayınlara geri dönüyoruz be. Oley evet. Be. Evet. Harbiden Counter, be. Golf. PUBG. Counter, Golf, G-Mod. Yapıştır. Fortnite diye uydurasım geldi. Oynamayacağız Fortnite. Fortnite. Şey, belki Arma olabilir. 3. Şey. Ay. Harbiden. Şöyle bir şey yapalım, sub moda alalım. Sana dün ne posta koymuşlar be? Nerede, kim? Geldik yoktunuz yazmış Crossfire'ın kalbine. Oo. Ne posta yapıştırmışlar, gördün mü sen onu? Gördüm kanka de. Tamam, gördüm. O bana ama ne çok yazdı biliyor musun? Ne yazdı bana biliyor musun? Bir dakika, bana yazdığı şeyi okuyacağım sana. Bekle. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Abi dedi, nasıl insanlar bunlar dedi. Çocuğa gelen DM'lerin sesini attı. Bak. Önce bir Anos Team yargıyı da atmış, şimdi Anos da atacak bir de. Onu bilemiyoruz ki. Yani ben biliyorum da izleyiciler bilmiyor. Bence de geldik yoktuğumuz bile yamuktu biraz, fark ettin mi sonra? Yazıyı yazarken duvara şey yapmış, yamuk yazmış. Abi bak. İzleyicilerin yazdığı şeyler bizimkilerin. Eline verecek demiş biri. Öteki kaşınma siker demiş direkt. Öteki ölüme meydan okuyorsun reisim demiş Berkoz'a. Abi yapma sıkıntı demiş biri. Çok ciddi uyarılar bunlar. Kanka sen bok yedin söyleyeyim, kafes dövüşü bu demiş. Bu tarz böyle. Evet evet. Bir Taner için kafes dövüşü neyse Cantu abi için de Half-Life odur abi. Evet, dijital dünyada sikiş dediğimiz. Çok eğlenceli çocuk ama yani. Evet, mizahla evet. Yapmış ya geldik. Harika ya abi adam. Yani challenge atmış ama challenge yaparken Half-Life'a girmiş, orada tarayıp yazı yazmış ya. Hakikaten çok özenli yani içerikleri. Niye başarılı olduğu ortada. Bugün gelen abonelere selam çakmasak mı Diren? Nasıl bir selam? Çakalım mı abi? Çakalım merhaba, değil mi? Hoş geldiniz. Nasıl bir selam? Hayır şunu yapıyoruz şey, ya yani. Ha, evet evet. Hepsine mi? Hepsine. Böyle kaldık o zaman bütün yayınlarda. Böyle. Arkadaşlar merhaba. Ben solda yapıyorum, yanlış yapıyorum değil mi bu arada? Sağla. Hoş geldin. Cezam ne tam olarak benim? Tuvalet temizliği mi bu sene? Değişiyor komutanlar. Eyvallah. Bu sene güzel şakaydı. Hangi köşeye oturayım? Tabii bu köşe. Espor köşesi. Varsa. Çünkü şu köşe daha iyi olur benim için. Gel lan. Gel. Gerçekten senin bunu yapacak mısınız ya? Bana hiçbir şey olmadı lan. Sen sola mı kolunu koymak istiyordun? Evet. Bunu sürekli yapabilirsiniz. Bana hiçbir şey olmuyor. Benim de dövmeli kolumda o da. Şimdi bu koltuk kırılabilir. Kamerayı zoomlasak mı biraz? Yok yok, kırılmaz ya. Yüzümüz daha büyük. İyidir ya böyle ya. Yanlarda oluyor. Sen bana şişman mı diyorsun? Koltuk kırılabilir falan. Yok, koltuğun orta şey direği zaten yok. Bir bu de taşırken yani. Ben ortaya göstereyim ama. Yapma oğlum. Ne taraftan kırık? Değil. Hayır, evet. Yukarıdan bir şey gelirse. Kırık değil. Yıllardır kullanıldı bu. Bir tane ayağı şöyle değil miydi bunun? Evet. Hangi ayak o? Bu tarafa, İkisi de. İkisi de. Ortadaki köşe var ya, oraya kafayı çarpmayın yeter. Eğer bir şey olursa. Düşecekseniz dikkatli olun. Üstüne oturmazsın. Böyle yaparım direkt düşer. Ben böyle şey yapayım, anladın mı? Allah aşkına. Adam stedire çevirdi burayı. Ağam bizle eğlenir. Aa, Alp de olsaydı şimdi burada Astas bölüm okuyacağım diye geçmeseydin. Turizm mi bu? Yaptı. Onu da sınav dönemiymiş bu arada. Alp başarılar diliyorum. Başarılar kardeşim. Kendi yapmıyorsun o sonunda. Alp kardeşim. Hep biliyoruz. Hayatında başarılar. Umarım o bölüm bitirince bir şey olursun. Vay, çok abi. Alp otel oluyormuş bölüm bitirince. Otele dönüşüyordu. 606 numaralı oda olur. Diren Can freestyle yapsana. Hepsini yapacağız bugün, sakin ol. Freestyle nasıl yapacağız ya? Kanka yeteneğini göreceğiz işte. Ya, ben çok kötü. Ben freestyle. Yeni ekipmanlar çok... aldı. Ceza abini izliyorsun. Ama çok güzel ekipmanlar aldım. Evet. Nasıl lan mikrofon? Bağırdım, abi bir ses kartın mı olayı işte? Ses kartın. Bağırıyordun diyor. Aa, bu evde artık bağıracağım ben. Evet, zaten normalde de bağırıyorsun ya sen konuşurken. Hayır be. Hiç önemli değil kardeşim. Lan bağırıyor muyum ben konuş? Biz hiçbir fark hissetmeyeceğiz, öyle söyleyeyim sana. Bunu sabot maşallah akıyor demişler. Beyler, Alpin Racon şeyini atmayın şimdi ya, dur. Yeşil koltuk konseptini biz 2018'de yapmıştık galiba en son, değil mi? Ta 17-18 falan. Eski evde 2 sene oldu beyler. 2 kere yaptık onu. 700 gün falan geçti. Bu ekip bir arada böyle koltukta huzurluca böyle bacak bacak üstü atmış. O zaman Alp de vardı.
Sorular, cevaplar. Hiç çizginiz olmasın. Rahat rahat sorular sorun herkes hakkında. Burada ben öncelikle ben güzelce sorumu sormak istiyorum. Siz ikiniz varsınız. Bir de Alp var. Abi nöbetiniz nasıl geçti ya? Bakayım yıldım artık. Sabah akşam. Abi çok zevkli oyun. Beni evet yani şey var. Ne olmuş bu arada? Açar açmaz 15K olmuşuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi Riot'tan para aldım zannedenler var. Yani inanamıyorum. Kaç para aldınız? O tayfa var ya. Yatırın artık ortaya. Bütün dünya ben oynuyor ya. 20 olmuşuz. Gözükmüyor ki beyler. Gecikmeli gözüküyor bana. Bir tane bende fiziksel bir donanım var. Orada gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bir sayaç. Ha şurada 12 yazıyor bak. Yazmıyordu arkadaşlar. Onu göstermiştik videomuzda. Kanka gecikmeli geliyor herhalde ya. Gecikmeli gelir ya. Videomuzda göstermiştik onları da ekipmanlarını diyorsunuz. Neyse ne diyorduk? Nöbet nasıl geçti? Bir kere sizin için nasıl geçti? Biz bu nöbeti abi Valorant insanlar oyun çıkmadan aylar önce oynasın, oyunu öğrensin, avantajlı olsun diye bir karar aldık evde. Bir toplantı yaptık. Dedik beyler ebemiz sikilecek. Mesela ben 250 saat yayın yaptım beyler. Bak bir düşünün 720 saat var haftada. Ayda pardon. 720'nin 250'sinde ben yayındaydım. Geri kalan da Berk ile Alp yayındaydı. Diren benle beraber hep yayındaydı. Bir de onların yayınına gitti. Evrim yayın yaptı. Mesela Berk'in Alp'in giremediği zamanlarda falan filan. Evet. Yani. Evet. Bana bile döndü artık bir ara. Nöbet kesilmesin diye şey oldun yani. Ha ben son yayınımda anket yaptım. Beyler kim almadı dedim. %85 bütün izleyicilerimiz oyuna sahip olmuş daha oyun çıkmadan. Bence zaten bunu rakam olarak bilemiyoruz ama Türkiye'nin çok büyük bir kısmına bizden düştü. %80 abi falan diyorum. Bence 24 de saat 35 gün boyunca dönen bir yayın düşmüştü. Evet. Çok teşekkür mesajı geldi. Ben de size teşekkür ederim. İzlediniz çok güzel izlendik. 53 bin izlendik bir tane yayında. İşte bir sürü şurada gördüğünüz aboneleri kazandık. Düzenli yayınla alakalıymış olaylar. Yani ben ayda 3-4 tane şey. O şekilde ayıp oluyormuş arkadaşlar. Bunu da anlamış olduk. Artık daha da şey vardı senin bir ara. İlk, ikinci, üçüncü günde mi ne? Daha da artık düzenli yayın yapmıyor diyorlar. Dinler beni dedim. Evet. Discord'da o efsane bir yakarıştı zaten. Şimdi peki bitti mi nöbet? Yo. Nöbet yo bitmez yani. Valorant bu arada çok nöbet güzel. Nöbet bitmez belki. Yani nöbetten de alakasız keyifli oyun. Bugün ama Valorant oynamayacağız herhalde hiç. Yo mı? Yani izleyicim şimdi Counter izleyicimiz, Golf izleyicimiz 50 tane oyundan izleyicimiz onlar var. Onlar çok özledi ama onlar bizi bırakmaz ben sana söyleyeyim. Onlar da evet biraz kızdı aslında hep niye bunu oynuyoruz diye. Vallahi çok keyif aldığım için oynadım ben yani. Şimdi golfi falan biz artık unuttuk. Golf eğlenceli geçer. Berkin sen bak, bir Counter'ı gör önce. Neyi unutmuşsun? Counter abi o Red Bull yanında Counter biliyor bize muydu ki unutsun oğlum şimdi? Oğlum ben sana şöyle söyleyeyim. Red Bull yanında bir Counter oynandı. Ama var ya tövbe estağfurullah lose sayfası ben sana söyleyeyim. Çok fenaydı. 7K emote ne zaman? Abo! 7K emote atılacak oğlum bu kanalda böyle giderse. Sen midaya girmişsin. Sen niye hep sürekli dokunuyorsun bana çocuk? Sen midaya girmişsin kanka. Sen midaya girmişsin kanka. Hayal yok. Neydi abi sen midaya? Sen midaya girmedin mi? Evet. Ha 7100 olmaz dedi. Ben ha onda ekstra iddiasına girdim. Onda bırakın 10.000'e girin. Böyle cıvıtacaksak. Ben 7000'e girmedim. 6000'e girdik kaybettik. O eyvallah dedik. Girdi. Bir de bence şimdi kazanma ihtimalim var işte bugün. Evet. 7500. Aslında manla be. Çok oranlı abi. 7 milyar. Çok oranlı abi. Abi. Yap yayın gelsin abone. Yaptım ya ebem sikildi daha bu kadar oluyor işte. Bilmiyorum. Türkiye'nin görüp görebileceği bu oldu yani. Daha ne yapalım? 7K oldu bile abi zaten. Nereye kaçıyoruz görme. 6700. Evet. Evet. E tamam 6800 falan diye gidecek ama Trouble in Terrorist Town işte. Murder. Yani vampir köylü, saklambaç ne arıyorsanız var. Melih Baba gelecek, Batu Yuvan gelir, Alp gelir. Bunun peki saç kesmemiz yok mu? Onu da sorarız chat'e. Yani ben şey düşündüm sadece. Bence çok eğlenceli aksiyon da. Biraz uzağa koyarız. Tamam ya mı? Ya bız bız yapıyor ya makine. Hani kimsenin kafasını düdüklemeyelim diye. Tek düşündüğüm şey o. Arkaya müzik açıp saç kesmeye girişip memnun kalmazlarsa saçı yarım da bırakabiliriz. O da eğlenceli bir şey bak mesela. Saçı yarım bırakmak bir berbere çok hakaret olur. Bir berbere ne demiş? Evet. Saçı yarım bırakma demiş. Abi bir berbere. Aralarında konuşuyorlarmış. Ne zaman açılacak berberler demiş. Ne zaman eyvallah. Açtılar. Açtılar açıldı mı? Evet, açıldı. Açıldı Hasan hikaye atıyordu. Aynen. Maske yüzüne palet falan takmış. Ne takmış? Ha o bu, bugün, şeyden dün mi bana o yüzden yazdı o. Ne yazdı? Saatler olsun saçların çok iyi falan filan yaz dedim ben kestim. Oo kime kestirdin tribi mi aldın sen? Yok yok. O şey biliyor ya zaten görmüş hikayeyi. O olur ya zaten müdavim olduğum berberde ya. Kime kestirdin diye bakar böyle. Oğlum başkasına gider miyim? O şimdi bana diyecek ya olsun iyi kesmişsin diyecek ilk tıraşta. Bu arada ya bu ekrandan chat'i kaldırsak mı yorar mı milletin gözünü acaba?
Nasıl yapalım onu? Hiç böyle bir şey yapmamıştık yani. Onu kaldırabiliriz ya. Kaldıralım değil mi beyler şunu? Ne oldu? Kendi, kendi kalktı oğlum. Vallahi elemedim ha. Ne oldu lan? Chat Steam'de çok hızlı diye bug'a giriyor abi. Çok hızlı diye bug'a giriyor. Bence böyle bir daha iyi oldu yani. Sonra açarız. Ha bugün Bino Game çöker. Twitch çöker. Streamlabs çöker. Gleam ayo. Gleam çökmesin ya. Çökmesin abi Gleam. Gleam çökerse beyler sırayla sosyal mesafeyi ya koruyarak girip çıkarsak Gleam'e. Hakikaten bir kere girin bir şey yaparken. Şöyle küçülttüm beyler bunu da. Kaliteli HD gözüksün. Gömleğim nasıl beyler? Siz, siz hiçbir şey görmediniz. Mevzuyu biz gördük arkadan görüntüyü. Yemin ediyorum. Tamam. Biraz kilo aldım doğrudur. Bunları kilo vermekte bize düşer. Hep herkes aldı ki. Ben verdim. Nasıl verdin? Tek ben almadım ben aynıyım bu arada. Normalde sen ama yemek yiyemedin. Sen verdin de sen de 20 kiloya doğru gidiyorsun oğlum. Oğlum senin bacakların niye öyle çubuk gibi? Yemek yok. Nasıl yemek, nasıl yemek yok ya? Geçen bak bir sene önce bu çocuk nankör nankör. Annesi kendi elleriyle yemek getiriyor eve. Şimdi daha yeni kaç haftadır getiriyor? 3 haftadır getiriyor. 2 haftadır getiriyor. 3 haftadır geliyor. Ne zamandır karantinadayız? 1,5 ay mı oldu? Hiç günleri olmuyor. 2 ay var mı? 2 ay yok lan. Bu arada biz 11'inden 11'ine tam 2 ay öyle söyleyeyim. Virüsün girişinden 2 ay geçti. Girdiği anda kapanıp hiç çıkmadık abi dışarıya. Sadece market alışverişi. Yemekler, evet. Dışarıdan yemek de söylemedik. Eve aldık abi, koyduk bir odaya. Bekledi orada günlerce, öyle yaptık yani. Ve zaten bunu böyle yaptığımızda çok belli hasta olmadığımızda. Berk aç. Berk aç. Yayında bir saniye gecikme var arkadaşlar. Direkt okuyoruz bu arada yazdığınız şeyleri. O süperiz. Evet. Diyelim ki maillere cevap vermedi. O zaman buluruz çözüm bizi. Her zaman üstesinden geldik beyler. İnanılmaz yapılmayacak denen şeyleri yaptık hep. Bunu da çözeriz yani. Neyi çözüyoruz? Pardon. Gleam patlarsa ne olacak diyor da. Gleam patlarsa evet. Orada yani size de bağlı bu. Gerçekten sosyal mesafe geyik ama F5 falan basmayın abi girenler lütfen şu an. Patlamayalım evet yani şimdiden. Adamlar ömürlerinde böyle bir trafik görmediğini söylüyorlar yani. Bakalım şöyle bir. Gleam ona bir önlem bir şey alabilecek mi acaba ya? Dur herkese ben chatten bir tane soru alıyorum cımbızla soruyorum şimdi. Tamam. Harş sert sorular bekliyorum. Şöyle başlıyoruz. Size göre sağdan ne oluyor? Berk'ten başlıyoruz. Sağdan, Berk'e sert soru mu? Evet chat soruları alalım. Mesela Valorant niye güzel oyun? İşte Berk'in bir counter takımı vardı. Anlat abi onları. Adamlar... Ne oldu abi bir şey sormasın. Anlatsana oğlum. counter takımı. Anlat Berk. Ne abi? Soracağız oğlum. Alayım soruyu. Abi düşüyor muydun sen? Yo. Ha eyvallah. Calculated. Counter takımı, e-spor takımı counter bıraktı adamın. Globalde çok iyi adamlarla oynuyordu. Onlar da Valorant'a geçti mesela. En büyük kimin gibi değil böyle. Salak salak sorular değil de beyler. Kaliteli hani. O 2-3 kişi istinaden. Güzel soru piklemeye çalışıyorum. Sen oradan da pikleyebilecek misin acaba? Onu da merak etmiyor değil. Evde niye pantolon giyiniyor diye bir soru geldi. Çok uzakıyor. Çünkü... Ya bugün dedik ki arkadaşlar. Evet. Yemin ediyorum öncelikle şunu bugün söylemek istiyorum. Pantolon giymeyi unutmuşuz. Pantolon da bir şaşırdık. 6-2 aydır çıktı. Kaldığı yerden aynen, çıktı falan. Aynen şokandayım ya. Ya şöyle size aslında değer verdiğimiz için yani burada çok işte terlikle ve şortla karşınıza çıkmamak için böyle bir düzenleme yapıldı. Dalda aşak gözükmesin diye. Bir de ben şortla diyor. Bacaklarım çok seksiydi dedik kanal ban yemesin. Evet senin kız bacağı gibi. Demedik mi onu ya? Bunu demiş olabiliriz. Kız bacağı gibi bacakların olduğu iddia edildi az önce. Evet belki soru alacağım. Ne zaman milli oldun? Aa birbirimizi ne kadar tanıyoruz gibi soru cevap. Devam. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz soruları nerede? De. Orada duruyor. Onları alırız kağıtta da. Çok evet, ağır olur ama. Hızlı onlar. Hızlı. Of. Ama yani samimi istiyor işte biliyorsun. Çok sert soru ya abi. 17 yaşında oldum. 17 yaşında. 17. Arayın abi polis. Evet. Evrime bir tane soru alalım şimdi. Gömlekli... Oydu mesela oydu da bir şey olmuyor. Ben desenleri seviyorum. Bence enerji veriyor her rengarenk. O yüzden. Eğer rap'e devam ediyorum, yeni bir proje var mı? Rap'e devam ediyorum. Dördüncü parçamı çıkaracağım. Klibi yarım kaldı kardeşim. Biz koronadan dolayı. YouTuber'lara katlıyoruz. Evet, aynen öyle. Evet. Dördüncü klip yarım kaldı koronadan dolayı. Bakalım şimdi eve bir setup kurdum. Biraz evde ses yapacağım artık. Eskiden az yapıyordum sesi. YouTube videolarını sorsa Allah için bak.
Allah için kaşınıyorum ben burada. YouTube videolarını sor. Arkadaşlar ben rap yapmıyorum. Diren yapıyor. Evrim sen de yaptın ama. Evet. BMW'yi niye gizliyor Evrim? Dalga geç. Sen sorular. Bence de gizli. Hikaye falan atıyorsun ama. Niye? Gizlemem oğlum. Niye gizliyim? Sadece gözünüze sokmuyorum yani. Evet öyle görgüsüz gibi. 50 tane evet. Araba hikayesi atmaya Alp gibi. Ama işte insanlar herkesten o kadar alışmış ki görgüsüzlüğe. Görgüsüzlük yapmayınca göstermiyormuş gibi oluyor. Evet. Yanlış algı. Oğlum niye de arabanı buluyorlar ya? E bulurlar yani. Görüyorlar yeşil abi. Yeşil de değil araban. Yeşil olsa çok net. Ama kanka yani. Selamlaşıyorsun yolda falan. Bir şey oluyor. Markete gidiyorsun. Binerken görüyor adam. BMW mi var demiş Fright. BMW. Güzel araba ama. Lan oynama artık. Ya ben oynuyorum. Küpemin teki kırıldı. İçinde kaldı biraz da. Küpe kırıldı. Yani içinde kaldı. Allah belanı vermesin. Ciddi misin? Evet çok az. Var değil mi? Doktorluk bir oradan kan damarına giderse beynine doğru gider o. Sakin ol. Kanka o bir de. İğneyi çıkartacağım ya. Onun yüzünden hastaneye gidip eve korona getirmedi ondan sonra. Yayını kapatıp uyuyup yine yayını açtım ya. Ha bir de o bir gündür içeride. Aynen. Hayırlı olsun kanka kapanıyor. Senin vücudun onu kabullenir belki. Evet, kapandık evet. Zaten iki taraf da kapalı şu anda. Tamam tamam açarız onu. Tamam Diren'e sert bir soru geliyor şu anda. Allah. Ben göbeğimde yumuşatıp cevaplayacağım soruyu. Göbeğinde yumuşatacakmış bekliyoruz. Orta aç istersen belki. Kaç kilosun al işte. En sevmediğin rapçi. Ne? En sevmediğin. Şimdi çok az popüler olan birine örnek verecek düşman edinmemek için. Hayır, ama samimi olur. Ben bir kişiye... Ben aslında seviyordum adamı. Aydan'dan öyle bir linç etti ki... Sen hep sürekli alright deyip dolaşmıyor musun kardeşim? Ben seviyorum abi kontkarı. Dinliyorum ha, yani. Tamam. Alright diye geziyorum evde sürekli. Evet kim? Saçlarım olsaydı pembeye bayardım. En sevmediğim rapçi sanırım... Cevaplıyorum. Don Bender abi sanırım. Nasıl ya? Evet. Ya sırf ceza, cezalı Norm Ender kavgasından dolayı. Bu arada benim de en sevmediğim Norm Ender. Bilmiyorum bunun bir örneği var. Çünkü ceza fanıyım abi o yüzden Norm Ender yani. Anladım. Ya o savaşta bir taraf seçmek gerekiyor bazen. Oha. Norm Ender sen şimdi satarsan. Hayır abi yani. Oğlum %125 falan yazıyor. Nasıl oldu oğlum? Hype Train. Yani? Anam 5 level Hype Train görüyorum ilk defa kanalda. Oğlum %175 falan diyor. Tren süresi bitene kadar rayında tutun diyor. Oha, üstüne emot verecek herkese. Kanalda tren daha zor büyük ihtimal. Mesela biz onunla düşüğe çekiyoruz bizim kanallarda. Hype treni denmek. Ben hiç ayarlama yapmadım sen ya. Sen ayarlama yapmadıysan default'ta daha zor zaten. Aa bayağıymış. Peki bana sorun beyler şimdi. Ha öyle en sevmediğin hep çay geldi. Bir dakika, hadi ben hadi. Seçiyorum ki. Oğlum çok hızlı akıyor. Bu ne ya? Çok zor ya görmek. Ama ben sevmeyeli... Slow mod mu? Bu... Kanka bu... Abone modu. Bu artık bokun çıkarma modu. Sen şey yap. Hiper mega abone diye bir şey yap. Hiper mega. Abone mod çok şey olunca hiper mega abone modu alırsın. Hiper mega. Oğlum vallahi okuyamıyorum. Şu kaç santim falan salak salak şöyle çocuk şeyler İmot falan. Arkadaşlar yani. Sorun tabii sorun. Cevabına gelecek onun cevabı. Ya... Çok sorarsanız gelir tabii ki çok bu kadar merak ediyorsunuz da. Bir kere bir şeyle anlatılmıştı o kağıt tutacağıyla hatırlıyor musun? Kağıt aldı tutacağıyla. Ben o günü unutmak istiyorum ve onu başarmıştım. Ya, ben unutamadım. Kağıt tutacağıyla neyi anlattın lan? Ne kadar olduğunu. Ne kadar olduğunu. Benim kişisel mi? Ne zaman yaptım onu? Baya kağıt tutacağı değil kağıt aldı tutacağı zaten. Alkolü müydüm ne zaman yaptım? Neden Valorant dışında oynanamıyor? Bu soft bir soru ya bunu almayacağım. Sert bir soru istiyorum kendime. Valorant dışında da oynadıklarımız oluyor illaki de. Ben odaklanmayayım bu arada. Sizin yanınıza geleyim de bunalık gözükmeyin siz. Yo yo. Ne o? Kamera şeyi. Ben bir tık geride durur sonra o problem çözülür. Boyum kaç? Bu da çok ağır oldu. Kilo yani. Kaç dediklerinde ağır oldu. Abi ben 1.69 olduğuna inandırdım yıllardır. Çok da şey değil ki zaten. Ama 1.67-1.68 arası falan bir şey herhalde. 1.70 değilim kesinlikle onu biliyorum. Eyvallah, eyvallah. Ben 1.67'den kesin uzunsun diye düşünüyorum bu arada. Ya evde abi Hüsnü var 2 metre, Evrim var 1.90 evet, kaçsın evet. Sen Evrim? 1.90 kaçsın sen? 1.90. Benim ben evde toplantı yaparken boynum ağrıyor falan sürekli böyle bakıyorum. Kim en son kim sarhoş olur? En son mu?
Evet, böyle yapalım. Bu konseptle ilerleyelim. Eğlenceli bu. Bu sorunun cevabını herkes biliyor herhalde arkadaşlar. Aha, son kim? Hüsnü. Hüsnü olur. Evrim sarhoş en son sarhoş olduğunu iddia eder. Hüsnü lan, Hüsnü'ye bırakın. Ben kendim demeyecektim. Hüsnü abi. Hüsnü. Aranızda kıskançlık çıkıyor mu yayın konusunda abi? Yayın konusunda çıkmıyor da Can Tuhan benim şarkılarımı kıskanıyor. Ama 1.5 milyon özlendikleri için. 1.5 milyon. Melih videosu 3 milyon ama. Geçen gün şey yazdım. Benim ben ikramiye yazdım video 5 milyon. Ben 1.5 oldum ya. Teşekkürler yazdım. Ya bir az kalmış Melih'e falan yazıyorlar. Ya bizde öyle kıskanç, kasetlik, orospu çocukluğu, fesatlık. Yavşaklık yok. Şeref yoksun mu? Yani anlaşamama durumu oluyor arada. Ne bileyim, mutfakta bunu niye temizlemeden bıraktın? Evet, öyle kavgalar verenler var. Kim temizliyorsa mutfağı artık. Ben kızıyorum bazen mesela. Yayında kamera açın, daha güzel yayın yapın. Ha tamam. Ben mutfaktayız hala sandım. En az küfreden kim? Berk herhalde. Ben olmadım. Ben kendim olmadığımı biliyorum. Değil Berk mi? Zaten çocuk sıfır küfürdü zavallı evet. Kaldığımızda. Biraz agresif oldu. Yok biraz be ya. Kötü özellikler sen kazandı. Kendi yanlarında yine estiriyordunuz onunla Almanya'da. Üf yani neler diyordu. Evet, bu aramızdan sizce kim ilk evlenir ya? Buna bir iddiaya girilir, büyük iddiaya. En yaklaşan direndi arkadaşlar biliyorsunuz. Evde yüzük falan var. Aramızda kaçınız? Tamam mı? Tek taş kaç para olduğunu biliyor. Yok be. İnşallah hayır. O tek taş kaç para oldu şu an? O tek taş bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben zamanında aldığım paranın 2 katına falan satabiliyorum neredeyse o tek taş. Evet. Bir de sana indirimli almıştım aynen. Bir izleyicimizden sağ olsun. Yapacağım bu devirde işte. Bir izleyicimizden indirimli almıştım. Tek taş altın değil moruk. Altın mı? Altın da var içinde. Oha. Beyaz altın artı tek. Arkadaşlar pırlantada beyaz altın kullanılır. Elmas'ta sarı altın kullanılır. Bunları şey yapmayın. Ramazan rakı mı, viski mi, vodka mı diye bir soru geldi. Ramazan viski değil ama normalde viski arkadaşlar. Vodka abi arkadaşlar. Rakı abi ne yaptınız? Bütün rakı karşınıza alıyorsunuz. Ya o kadar CSGO oynuyorsunuz. İnsan biraz vodka'yı sever, Rusları sever ya. Vodka'dır abi. Karantina dönemi için sormadım. Ben senin favorimden lan. Hiç bilmiyorum. Rakı. Rakı mı? Yo sen de rakı tipi yok abi. Ya of abi ne kadar boş yaptı ya. Sen de tam mojito tipi var anasını satayım ya. Oğlum 3 tane adam saydı amına koyayım. Ben vodka kusturuyor beni. Viski ağır geliyor. Rakıyı da abimler babamlar hep rakı şalgam yapar. Oradan geliyor yani adam. Yani 3 kere içtin hayatında. Niye oluyor nasıl neyse. Mojito tipi bu arada Cantu abi de var pardon. Kesinlikle. Cantu abi de tam kokteyl tipi var baksana. Seviyorum. Oğlum Hawaii'den Hawaii gömleğim var zaten. Kokteyl alacak falan. Sex on the beach. Adamın kendisi sex on the beach. Sevişim bir de şurada. En çirkini hanginiz? Ne? En çirkini hanginiz? Benim lan. Lan sen burundan sonra... Oğlum sen çok sempatik bir adamsın. Lan çirkinlik oğlum o. Sempatiklikle aynı şey değil mi? Tamam sempatiklik kurtarıyor. Ben geri gelince çok bir çirkinleşiyorum da o yüzden çirkin efendim. Hüsnü olsun abi en çirkinimiz. Yok hem lan burada yok. Burada... Alp en çirkinimiz. Alp lan evet. Fındık kafalı. Ama renkli göz oğlum Alp bir kere. Evet. Nasıl geçiyor bize belki. Burada yok abi şu an. Ama samimi cevaplar vermemiz lazım. Alperen Dürük, fındık kafalı. Fındık kafalı ne be? Çocuğunuz olsa adı ne olurdu? Ben Cantu koyacağım çünkü çok özel bir isim. Hani Ego ile alakası yok bunun. Hiç düşünmedim lan. Kız olursa Cantu, erkek... Hayır. Ama nasıl kim? Ne dedim ben? Erkek olursa Cantu, kız olursa Rüya. Kız olursa da Cantu olmaz kız mı? Kız olursa Tuğcan. Cantu... Kesinlikle egoistlikle alakası yok. Olmuyor. Tuğcan olur. Tuğcan da erkek ismi gibi olur. Tuğcan da erkek ismi. Var mı benim ismimin hikayesi? Çocuğu her türlü spora yazdırıyoruz şey futbola. Erkek çok olursa benim. Ve Göktuğ, kız olursa Cansu gibi bir şey koyacaklarmış. Öyle kararlaştırmışlar. Kombo yapmışlar annemle babam. Hızlı sorun kombo yapacağım. Ama Türkiye'nin ilk Cantu'yum onu biliyorum yani. Nüfusta kayıtlı Türkiye'nin ilk Cantu'u benim. 2 sene önce 7-8 tane vardı. Ondan sonra şimdi 60'tır yani. Evrim ismi çok garip ya. Ben hep erkek evrimle tanışıyorum. Hatırlıyor musun? İzmir'de, Çeşme'de, şeyde. Bir tane erkek evrimle tanışmıştım da. Sevmiştim. Otelde şey, fotoğrafım var o çocukta. Benim de tanıdığım bütün direnler hep kız abi. Hep kız. Şimdi bir tane daha diren tanıyorum. O da diğer sanatçı olan işte. O erkek bir tek. Evrim diye bir tane rapçi var. Kız o da. Yayıncılık videosu ne zaman gelir? Baba, yani videoyu çekiyorum. Tek böyle Instagram'ın nasıl kullanılacağını anlatmak 40 dakika sürüyor. Eğitim seti gibi yapacağım onu ya. Hani sosyal medya yönetimi basacaksın. Instagram işte, Twitter, Facebook hepsi daha, çıkacak orada. Daha yakın tarihte şey eklendi işte. Storylerde bir şey var ya. Yakın abi, tarihte tane, yeni bir trik bulup bir tane komut var şu anda. Bakın bunu sizde denemedim daha. Ne oluyor normalde? Ben hikaye attım da. Hadi anlatayım size bunu. Mesleki sırlardan bir tanesi arkadaşlar. Normalde hikaye atarım.
Yayındayım ya da YouTube videom var derim. Siz sürüklersiniz. Telefonda tarayıcı da açar. Twitch'te %80, YouTube'da da %76 mobil takipçi var bende. Bu arada telefon tarayıcısı da değil, Instagram. Telefon tarayıcısı. Instagram tarayıcısını açıyor, tamam mı? İğrenç bir yerde. Biliyorsunuz. Login olmamışsınız. Orada da loginli değilsiniz. Uygulama yok. Kasıyor, hiçbir şey gözükmüyor. Ne yapıyorsunuz? Oradan sikerim deyip çıkıp uygulamada açıyorsunuz videoyu. Şimdiki yöntemle öyle bir swipe up atıyoruz ki bastığın anda Twitch'tesin, bastığın anda YouTube'dasın. Mesela çok önemli bir şey bu. Niye? YouTube'a loginsin. Yani kendinizi bir influencer, YouTuber gibi düşünün. İzleyicilerinize bir şey atıyorsunuz. Adam YouTube'a login olduğu için like atabiliyor, yorum atabiliyor. Direkt uygulamada açılıyor. Kasmadan izleyebiliyor. Çözünürlük ayarlayabiliyor. Bin tane faydası var. Şimdi iki gün sonra bunu deneyeceğim ben. Hikayemde iyi bakın atacağım hikayeye. Kaydırın beyler diyeceğim. Şap YouTube'dasınız. Hiç tarayıcı kanserli yok. Çok tilt bir şey abi diyor. Bu tarz efsanevi triklerden bahsedeceğim size yani o videoda. Pekala, sorular devam etsin arkadaşlar. Aynen, epi açıyor direkt Veysel. Ya bir de epi açması şu açıdan da YouTube için mesela en basitinden. Telefonda kaldığın yere bilgisayardan devam edebiliyorsun abi. Aynen. Tabii abi, loginli olmak süper bir şey ya. Loginli olmak süper bir şey. O da bizim işte audience retention dediğimiz, mesela 10 dakikalık bir videonun 4. dakikaya kadar izledi. Bilgisayardan açtı sonra. Kalanını izledi. Evet. YouTube ona çok güzel puan verip benim videomu öneriyor bu sefer insanlara, böyle yaparsam. Tarayıcıdan açıp bir saniye girip çıkarsa diyor ki videonu beğenmemişler. Durmuyorlar videoda. Ve video daha kötü hale gidiyor. Daha az izleniyor. Böyle böyle şeyler. Bu yaz tatil var mı? Yok be abi. Bu yaz tatil. Bu yaz tatil kendisi. Bence kimse yok arkadaşlar ya, ne yazık geçen ki. Geçen yaz da yoktu. Geçen yaz yapmadık mı hiçbir şey? Can Tuha askerdeydi. Yine yaptık herhalde bir şeyler. Ben yaptım. Kanka ne yaptık ben ya? Ben yaptım. Dolandırdım. Hiç düşün, hatırlamıyorum ya. İnan olsun hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ben bir Çeşme tatilimizi hatırlıyorum. Ekipçe gittiğimiz o kasa açma videoları. O da 2018. Senin bir Kütahya tatilin oldu. Ama olduğu tatil işte o. Senin bir Kütahya tatilin oldu Aras abiyle beraber. Ha. Aras sevgili. Sen tam o dönemde şeydeydin. Ben de Bolu'ya falan gittim de Bolu'ya ben niye gittim onu da bilmiyorum. Düz Ceren. Aa, kış tatilimiz oldu bu sene. Aa, Uludağ'da tatil yaptık ya. Ben onu yapmadım. Tatil de yapmadık ki, orada video çektik. Aa, Berk'e sor. Berk, kayabildin mi sen Uludağ'da? Kayamadım ya. Bir gün durdum zaten oğlum, ben geldim. Neden katlamıyorsun bu sıralar? Ben 2017-18'den beri katlamıyorum çünkü bazı sitelere güvenmiyorum arkadaşlar. Güveneceğim bir site bulursam gene orada kasa açarım. Evet. Hani mağdur olmanızı istemiyorum bu konuda. Güzel haberler almıyorum çünkü o tarafla alakalı. O yüzden. Yoksa çok sevdiğim bir şey, biliyorsunuz yani. Ne yaptık biz de? Cebimden Valve anahtar kasa alıp oradan 2000-3000 liralık bıçaklar çıkarttık. Yani kasa açmaya devam ettik aslında. En cana yakın kişi kim Edir'e? Aa, yanlış söyledim, Hüsnü. En çok yere kim kız attı diye böyle bir aşağılık bir soru geldi. Bence cevaplamayalım. Evet, bence de yanlış, evet, bence yanlış bir şey bu. Çünkü eve kız atma diyeyim falan, ayıp evet, yani. Evet, yani öyle gösteremezsiniz abi insanları. Teknik olarak burası iş yeri lan. İş yerine kız atma gibi oluyor, çok daha rahatsız edici oluyor ya. Oğlum hepimizin odası evi işte yani. Üstüne bizi duyuyorsan eğer, OFK lütfen rica et. Bizim 7K logomuzu yapsın, ekranlar başında 30 bin izleyicimiz, hoş geldiniz. Gelir mi ya bugün? Twitch Türkiye rekoru beyler. Durmanız lazım yayında. Çıkmamanız lazım. Kırarız, yaparız zaten yani. Zaten sen de daha... Abone değil, izlenme. Abone değil, izlenme. Of, durup herkes bir arkadaşını çağırınca tık. Sağ tarafa neler geliyor? Uzun olur. Başka sorular alalım. 30 bine çıkan top olsun diyor. Soru güncellendi bu arada. İş yerine en çok. Evet evet. Onlar seviyeli muhabbetler değil ya. Evet, evet. Ama birebir de olsan herkes burada bir cevap verirdi sana. Onda... Tabii birebir de biz bu muhabbetle çok eğleniriz, ben sana söyleyeyim. Yayıncı olmanın ağırlığıyla ve şeyle cevap vermeyeceğiz bunu. Discord'dan sorun arkadaşlar bunu. Şimdi bu arka düzen bozulacak mı bugün? Vallahi bunlar gidiyor bunlar, beyler. Evet. Eski arka plana geri dönüyoruz. Şunu ledlerini de bir yaptıralım ya. Çalışıyor ya. Kanka, yok oğlum, ben eski videolara baktım. Işıl ışıl böyle arkadan artı 9. Yeni videolara bakıyorum. Böyle kanka, bir tanesi mavi yanıyor. Bir tanesi kırmızı yanıyor. Bozuk bozuk hepsi. 4000 saat ömrü var dedi galiba ledlerin. 4000 saat. O zaman bitmez ki aman arke falan demiştik ama. Taşınırken boku yedi bunlar. Taşınırken bir temassızlık falan oldu. Vurunca düzeliyordu arada. Vurunca düzelecek şeyler de. Ha bak, en çapkın güzel bir soru mesela Berk bence.
Sizce? En çapkın. Bence Dilan. Hadi lan oradan. Kanka o senin... Bak dev kolpadasın ya. Dev kolpada değil mi? Evet, samimi cevap var. Ben şöyle söyleyeyim, sıralamamı yapıyorum. Bu çocuk sadece açık oynuyor yani, saklamıyor. Evin... Ha. Zampara sıralamasını yapıyorum. Kelimeyi çok hatırlamaya çalıştım. Onu bir dikkatli sıralayamıyor. Arkadaşlar şu an burada herkesin sevgilisi olduğu için bu sorulara da cevap verilemiyor. Ona bir dikkatli cevap verelim istiyorsan. Ben cevap vermiyorum. Konuşturmuyorlar ki. Abi. Medyaya özgürlük yok. Abi bu işi beceremeyene zampara denir. Ama çok belli edene. Kim ya kaliteli ya? Gaming muhabbeti falan yapalım ya. Hakikaten ne oldu kardeş, yapıştırıyordun oradan. Sana ucu dokunmaya başladın. Saçları uzatacak mısın? Muhabbeti falan. Dokunacak bir şey yok. Aranızda en çok adamı kim vurur? Gerçek hayatta ise Dren vurur. En bu konuyla alakalı duran şampiyonluğu var. Abi benim herhalde ya. Ne? Tuvalette durma rekoru kimdedir ki bizim evde? Sendedir. Ama sen de, telefonla çok iş yapıyorsun. Sen de olabilir. Oğlum ben orada sektörel pazarlama... Adam post falan paylaşıyor ya. Sponsor falan da alıyor tuvalette. Arkada biz toplantıların yani yarısı tuvalette geçiyor. Abi adamlar şey diyor şimdi, onlar da izliyordur ama yankı geliyor diyor yani. Abi şu 80 bin liralık çekmişim bir kısım tuvalette blüm toplanmıştır. Sifonu kapat çekerken mesela mute alıyorum mikrofonu. Gibi bir sürü triği var o işinde, öyle söyleyeyim. Ya bunları hep anlat videonda. Yayıncı olmak gerekiyor. Bütün sponsor yok ya. Nasıl sektörel çılgın ismini videomuz arkadaşlar. En çok sigara içen kim? Benim galiba. Diren ne ben? Benim lan. Benim. Çok net benim ya. Üstü abi şu Valorant'ta ben 3 paket 12 saat yayın yaparken. Bana o ses tonunu yakalamak için çok içiyorum. Ya siktir, sanatım için her şey. Her şey sanatım. Emre diye bir tane adam var YouTube'da, o diyor içmeyin diye. Emre diye bir adam dediğin Emre Yücoyan herhalde. Evet. Seni nazal tanrılarını da kınıyor seni şu an. Öyle ben bilmiyorum abi Okan. Var mı gerçekten peki sigaranın sesi yani bir yardımı? Sigaranın sesi bir yardımı yok zararı var. Sana var mı faydası? Hayır ben onun sesinden bahsediyorum. Emre Yücelen çok zararı var diyor. Sesin gider diyor. Şarkı yapamazsın diyor ceza yaşına geldiğinde. Ceza içmiyor mu? Yoktur abi. Oğlum o sesin, o güçlü sesi tutmak çok zor sigarayla. Sagopa Kajmer içiyor mu böyle? Nodül nazal dedim ayağım. Nodül tanrıları. Sagopa Kajmer içiyor böyle. Mikrofon bir tık sesini açalım. Ağzı mı geliyor? Gain'i açayım. Gain üstteki mi devrim ya? Göremiyorum bu açıdan. Bir alt dudakta verir misin bana be? Bana da bir alt dudak. Lan elektrik çarptı. Çarpar aman diyeyim yayını patlatma. Abi sende bugün bir elektrik var bak. Telefonu da bana verirken elektrik çarptı senden bana. Pozitif elektrik yüklüyorum. Yani bunu biraz aşırı... Sen olduğunuz için şu getirip çarpayım ya. Yapma Ayda. Vallahi çarpar. Ben bir şey diyorum, ben çok gerilirim öyle kendim. O zaman yeni yüklendi ama. Çok inandı yalnız gerçekten. Korkuyorum ya. Oğlum benim bir tane ayakkabım vardı, full elektrik yüklüyordu bana ya. Dünyada samimiyetine yani emin oldum yani. Eyvallah. Belki... Sorular devam beyler. Biraz da yavaş yazın rica edeceğim sevgili. Sosyal mesafe arkadaşlar. Diren buradaki şeyin yakıştığını düşünüyor mu? Ben seviyorum ya. Diren'e yakıştığını düşünüyor muyuz? Ben seviyorum abi. Yakışıyor kanka. Ben onun bir tık incesini daha çok seviyordum. Ha bir küçüğünü mü? Ben büyüğünü daha çok seviyorum. Tatlı oluyordu bu, böyle biraz daha şey gibi oluyor. Agresif oldu ya bu. Bu iyi oldu bence abi. Style oldu bu. Ya zaten bayağıdır küpe takıyordum ben lise zamanından beri. Alp'le tanıştığımdan beri küpeyi çıkardım. Laf söyler falan birbirimize gireriz diye korktum. Alp öyle racon bir insan. Bunu da istiyordum, yaptırdım, hoşuma Alp gidiyor şu an. Evet. Henüz daha hevesim kaçmadı. Peki Alp'le biz biraz... Alp %100 mıknatısını takar. Alp'e biraz yani manipüle etsek Alp'e uğraşıp. Ne diye, ne konuda? Küpe konusunda. Mıknatısı... Bunu söylediğin için yapmaz şimdi. Hayır. Güzel de. Hayır. Onu... Bunu bu manipülenin başlangıcıydı şu an, öyle söyleyeyim. Oh Sherlock. Hani takmıştır abi mıknatısını kesin. Kesin ben takmıştır bu arada. Mıknatısı yakışıyordu ama deldirmek istemiyorum ya, öyle şeyler yok bende. Ben de kulağımı deldirmem herhalde. Denemekten, ya şunu denemekten hiçbir zarar çıkmıyor öyle bak söyleyeyim. Bak bir tane dövme fikrim var. Açıyorum bunu. Ben çocukken 5 yaşında kontra plağı böyle bir şekil çizmişim. Onu babam attı geçen. 5 yaşına falan yaptın sen bunu dedi. Şu an 25 yaşındayım ve hala beğendim abi. Benim problemim bir şeyi ego, hiç beğenmemek oluyor mu? Böyle çizgiler anlarsız tribal gibi düşün. Anlamsız çizgiler. Neyse sonra devam edelim. Anladın yani kontrol plansı. Grup ayrılırsa yeni evinize kim alırsınız? Yani bizde öyle ayrılık diye bir şey yok ki. Planlarımız bile yeni şey mesela bu binanın yanındaki binaya gider. Diren evlenirse. Evliliği mi soruyor? Aha, yani ha. Buraya gelir abi her gün ne olacak? Yeni evimize büyük ihtimalle eşimizi alırız. Biz ömürlük kardeşiz ya.
Yakın bir evle çözülüyor ya o. Yine bu evde odası olmaya devam eder mesela. Kendi evinde. Benim ilk planım o şekildeydi, hatırlıyorsunuz değil mi evleneceğim zaman? Junior Anlos'u görmek istiyorsun. Nasıl olur lan benim çocuğum acaba? Ha, çocuk olan mı? 1 yaşında böyle. Ben ya çok yanlış anladım. Junior Anlos'u göster. Kanka soru Junior Anlos sorusu İnşallah nereye çekilecek bir soruydu? Sen gördün. Junior Anlos'u görür müyüz ileride demiş yani. Şimdi yani bir short küçük kısa yani çok ufak gibi bir harekete bakıyor ya. Oğlum çok bel altı seviyesi. Hayır be o bence o iğrenç bir soru soruldu orada. Kanka benim de aklıma öyle geldi. Çocuğun ne zaman olur diyor ya adam. Bir dünyevi kanka çocuğun ne zaman olur demiyor. Junior Anlos'u ne zaman görecek? Taşak muhabbeti yapıyorsunuz yani. Ben ne diyeyim chat? Böyle ucu açık soru sormayın abi. Ya ben bir de şey de düşündüm. Çocuğum olursa Cantuk ayırım adam diyen adam da ona da Junior Anlos'u var. Melih var. Melih'i çok seviyorum. Melih'in yani düşünsene lise dönemi, ergenliği, işte sevgilisi olacak Melih'in, üniversite sınavına hazırlanacak hani onlar. Melih 18'e kadar sakin Melih bir hayat geçirdi. Melih beni şeyden de kurtardı yani çocuğun olunca ilk 3 yıl konuşana kadar falan sıkıcı ya biraz. Evet. Bence. Benim yeğenim oldu, göremedim henüz ve şu an çok sıkıcıdır muhtemelen. Evet işte yani abi Melih şimdi global. Valorant'ta akıyor anladın mı? Her şeyi konuşabiliyorum adamla. Evet. Bayağı birey gibi yani. Melih yeter. 2,5 milyon izliyor. İleride boostlar beni. Vallahi bak. Bundan 20 sene sonra az izlenmeye başlarsam orada. arkadan Twitch sevdim. Türkiye rekoru bir kere daha kırılıyormuş. Onu da Melih kırıyor. Düşünsene. Of, çok yakışıklı. Ulan çok efsane olurdu. Melih notlar geliyor canım benim ya. O da burada bugün bizle beraber. Yani saklambaç oynayacağız. Golf oynayacağız. Golf'te bakalım. Çalıştım falan dedi bana. Ya söylediğim her şey önemli şey o da. Yalan olmasın ben bir iki delikte oynadım. Evet. Çok tehlikeli bir map gelmiş. Ya yeni harita Leo gelmiş mi oraya arkadaşlar? Hard mı? Ya Easy'de sebebi parlarını yüksek aramızda olması. Entities kim? Entities evrimdir herhalde ya. Berk ya da benimdir ya da Yusuf'umdur. Yani tuvalette idrar kalınca falan çok sinirleniyorsun. Yani ben yani mutfak kullanımları olarak değerlendirirsem evrim. Ben de bardak yani konusunda inanılmaz titizim yani. Niye lan ben mutfağı pis bırakmıyorum ki oğlum hiç. Ya mutfağı rahat bıraksan çok iyi olacak. Oğlum bizim beyler bu arada şu an yalan yok. Ben samimi adamım. Her şeyi söylüyorum size. Arkadaşlar mutfak platform 300. kat gibi amına koyayım. Yeter artık. Yeter. Yeter kafayı yiyeceğim. Bunu böyle bir video yapmış. Sabah uyandım. Platform 200. kat yazıyor amına koyayım. Mutfağın hali var. Kanka göstersek çok mu kötü olur ya? Yok yok. Yok temizlemiş hali, temizlenmiş hali var. Yok o, o videoyu göstermekten bahsediyor. Ha videoyu mu? Evet. O, onu bir göstersen Allah aşkına. Hayır, bir de benim şey var. 1,5 saat size 4x çekimle attığım mutfağı temizlediğim video. Sen onu gerçekten Vegas'a atıp editledin mi? Hayır kanka 4x çektim direkt. Ben yalancınız kim diyorlar. Yani kendi içimize birbirimize yalan söylemiyoruz. Çünkü gözümüzden anlarız 4-5 yıllık geçmişten dolayı. Tabii canım. Ama buradan birisi yalan söylemeye başlar. Öbürü direkt siktir basar. Ama en kolpacı kim dersen bir yorum yaparsınız herhalde buna. Hayır. Böyle hikayeler kim anlatan sıkan var mı? Yok abi. Var benim şey Giresun fındığı kafalı bir arkadaşım var. Yok be abi. Benim ya zıpkınla balina vurdum diyor herif. Nasıl yok amına koyayım abi, ya? Abi balina oradan geçiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ha, sen zıp Alperen Dürük bir gün 30 metre tüpsüz dalıyor. Tamam mı? Tam o sırada Alperen Dürük denizin altında abi zıpkın buluyor. Zıpkın mı buluyor? Zıpkını kuruyor, bir ateş ediyor, balina ya headshot. Bunun için sana telefon arayacak. Ya, telefon gelmiyor bildirim. Elim bak burada fark ettim mi bilmiyorum. Telefon ekstra hype diyor. Bak zıpkını falan da aşağıda buldurttu. Öyle yapıyor kendisi. Bu iki telefon görüşmesi yapacaksınız. Oğlum kendi hikayesi yok muydu? Balık beni 30 metre ya denizde evet, sürükledi diye. Ay, sen hiç balık tuttun mu diye girecek sen şimdi. Sen hiç balık tuttun mu? Nasıl? Ben hiç balık tutmadım amına koyayım. Bir kere gittim arılar vardı koşarak kaçtım. Twitch'çi olmasanız hangi mesleği istersiniz? YouTubers. Ben de. Bence o ikisi bir ya. Kolaya kaçmayalım yani. Hayır lan nasıl? Twitch YouTube olmasa YouTube gibi. YouTube olmak çok kolay, stream olmak zor. Ya işte tam Twitch ve YouTube olmasa. Twitch YouTube olmasa olarak ben upgrade evet, etme şansım varsa. Tamam, sosyal medya danışmanlığı, influencer marketing specialist. Evet. Sen de var. Peki yeni medyaya mı giriyor? Yeni medya. Yeni medyanın bölümleri tabii ki. Yeni medya evet. Yani bir marka var mesela Doritos tamam mı? Kampanyayı nasıl çıkayım? Facebook'a hangi görselle çıkayım? Ne kadar reklam basayım? Hangi kitleye göstereyim? Sen bunu bilen adam olursan orada işte 5-10 bin lira maaşla o aralıklarda dönüyor. Çalışıyorsun. İyi yapıyorsan işini. Çok iyi yapıyorsan bence üst limiti yok lan o maaşı. Üst limiti yok çünkü yani 10 tane şirkete birden danışmanlık veren. Ya bu işte şey gibi mesela Trump'ın şeyini yürüten var ya. Kampanyası. Kampanyasını yürüten var ya o şirket olabiliyorsan işte. Baya 30 bin izleniyor. Şöyle bir değiştirebilir misiniz? Ya artırım biraz.
Ne artıyor yine? Yeni medya olmasa ben Mehmet Ali Erbil olmak isterdim. Adam gözümüzün önünde hayatını yaşadı lan kaç sene. Parmaktan sonra ablalar parmaktan sonra. Kanka İbrahim Tatlıses'in bir tane programında herkesin kucağına oturuyor ya tek tek. Kameramana falan omuz atıyor böyle. Böyle bir abi şey eskiden televizyon çok sarkoymuş ya. Ben bu hareketi bir daha yapmayayım tamam mı? Bunu bir daha yap da. Bunu bir daha yaparsam gidecek bu. Parmaktan sonra izleriz. Mezun olmak istiyor muyum? Evet. Ama olmayacağım. Yani gökten geliyorsa herkes ister. Olmayacağım. Gökten gelirse tabii ki. Diplomayı şuraya koymak için istiyorum sadece. İnşaat mühendisliği son sene. Merhabalar. Arka planda herkese. Dragonların yanında bir tane diploma var benim. İğrenç adam. Kiralıyorsun oğlum 2000 lira. Kiralıyorsun aynen. Yapı denetimler alıyor. Denetliyorlar binaları. Sahte inşaat oldu falan diyorlar. Sonra hapse giriyorsun. O yüzden kiralamayacağım. Gökte ne var demişler Berk. Gökte ne var? Gökte ne var? Abi o senin repliğin ya. Hayır senden gördüm ilk ben valla. Evet evet. Senin viralinden Instagram'da öneme düştüm. Dedim bu tutar ben bunu yapayım. Çaldım. Yayın gitti mi? Sikerim seni ha. Ege Vural. Ege abone banlandı karşıma olsun. Diablo. Hiç bak bugün hiç abone banlamayalım. 25 günde bir tane falan abone banlandı galiba. O da açıldı yanlışlıkla banlanmıştı. Ha ben yok şeyine banlamıştım. Şaka olsun. Deprem oldu demiş. Gerçek deprem mi ne olmuş? Ben banladıydım direkt. Aa, evet. Öyle bir şey işte. Doğru. O zaman iki olmuş. Ben de bir tane banlayıp açtım. Varsayalım bundan bir sene sonra bütün dijital platformlardan ayrıldınız. Ne iş yaparsınız? Biz mekan açarız ya. Var öyle bir hayalimiz be beyler. Biz aga direkt mekan açarız ya. Çocukluk hayalim abi. İnternet kafe istiyorum ben ya. Kanka batık ama internet kafe. Olsun istiyorum abi. Hesapladım ben. Aylık 35 bin lira geçiyor. 2 milyon lira yatırım yapıyorsun. Her şey 2 milyon liram yok ama istiyorum. İngiliz makinesine bakmak istiyorsun değil mi oradan? Evet ya nereye giriyorlar çok merak ediyorum. Sen oğlum gizli o zaman. Çok merak ediyorum nerelere giriyorlar ne yapıyorlar. Öyle iki tane bilinçli köşeye masa koyacağım ben özellikle onları izleyeceğim. Burada hala yılbaşından kalma çiğ köfteler var abi. Evet. Hard bir parti geçmişti yılbaşında. Evet yılbaşında çiğ köfte partisi yaptı. Bunu kim atmış? Benim attığımı elle düşürdüler öyle söyleyeyim sana. Elimde böyle yumuşattım bir salladım. Ben çok para harcayan kim? Yani. Çok da bir masrafımız yok. Bizim ya. Hepimiz aynı ya aşağı yukarı. Yakın dönemde benim herhalde. Evet direnç. Ya bizi evet, direnç kendine bir stüdyo oluşturdu arkadaşlar. Söyleyeyim size. Beni niye gösteriyorsun ya böyle böyle yap. Ben oradan bakıyorum da sen. Stüdyo oluşturdum. Sen gösteriyorum ki direnç gözüküyor oraya. Açıdan bak oraya. Direnç gözüküyor sen niye alıyorsun? Kanka şu an Berk'i gösteriyorsun. Yapma gıdıklanıyorum. Şu açıdan baktım ya. Lan şaka yaptım orada. Çok komikti. Uyyy. Nasıl ben mesela üzerinde saat yazıyor bu arada ne zaman açıklanacağı. Az kaldı yani saatler var. Evet çok az kaldı. Arada böyle peki nasıl? Arada böyle yok, ufak yok. Şeyler yapabiliyor muyuz? Ne bozacaksın arkadaki düzeni be? Ya düzeni bozmaya gerek yok. En pahalı ekipman yani. Hakimde bende beyler ya. Ülkenin en iyi makinesi var yayıncı makinesi. 1042 FPS. Onaylıyor yapay zeka. Sesi biraz açar mısın? Hala var mı sesi açmaya gerek? Biz biraz sesli konuşmaya çalışalım. Düzeni bozamadık arkadaşlar. Yayın counter'la falan devam edeceği için. 4'e 4 kavga girsek en çok kim iş yapar? Üstünü aral değil mi? Cevap belli bu. 4'e 4 hangi 4? Ama Alp mi var mesela orada değil mi? O değişir. Alp zıpkınla gelirse. Alp hazırlıklıysa alır. Sesi iyi demişler. Alp hazırlıklıydı. Bu arada üstünü dümdüz eder lan Alp. Gözümün önünde. Evet oğlum üstünü zıpkınla iki tane zıpkın falan yemesi lazım. Zıpkının reload süresi çok uzun. Harbi çok uzun lan. Ses güzelmiş tamam. Alp'in atıcılık şampiyonlukları var bu arada. Ne? Atıcılık şampiyonluğu var Alp'in. Alp, siz onunla atış etmediniz değil mi? Alp'le etmedik. Diren bu arada poligonda şampiyon oldu evet, arkadaşlar. 15 metre Eskişehir'in ilk gerçek silahla poligonda atış turnuvası şampiyonu Diren Can Demir. Poligon Akademi ismi Instagram'dan bakabilirsiniz. Arkadaşlar getirin gösterelim. Arkadaşımızın mekanı. Çok güzel bir video çektim oraya. Kanala girin bulun. Instagram'larında var. Bayağı hoş bir video çekti. Evet. Alp geri gelecek mi? Okulu bitirince gelir tabi. Ama okulu bitirebilecek mi acaba? Kıps. Bence bitiremeyecek. Çünkü atılma da geldi bize. Bir şey diyeceğim. Alp okulu bitirdim dese gelse. Hiçbir farkı yok ya. Yani dijitalde yok da öyle bir ailesi öyle bir şey bekliyor. Abi evet. Yani. Benim de ailem öyle mesela. Diploma istiyorlar yani illaki. Benim mesela hiç istemiyor ailem. Diploma yerine para veriyorum. Aileye düşmet. Anne çaktırma. Lütfen susun. Oğlum mezun olmuşsun. Nasıl muhabbet?
İzleyicilerle en saçma anımız nedir abi? Herkesin bir tane vardır. Lan kokoreççiye geldi ya bir tanesi. Baba bir tanesi geldi. Çok bontan mevzu. Sinirlerimi hoplattı benim yani. Yani şimdi çok burada güzel anlarımız da var da. Kusura bakmasın da yani. Yani yanlış anlaşılma da olmasın. Hafifte de böyle bir alkollüyüm. Abi herif takıldı peşimize. Git diyoruz gitmiyor. Dur diyoruz çocuk durmuyor. Çocuk bir geldi zilzuruna sarhoş. O da sarhoş. Arkadaş git diyorum. Gitmiyor. Ben, Can abiyle ben kendi eğlencemize bakabildik. Evrim bir tık triggerlandı. Oğlum ben zaten şeyim. Popcorn please deyip izliyorum böyle yani. Çocuk sürekli şey diyor kalbimi kırıyorsunuz. Ya benim en değerli anım. Kalbimi kırıyorum dua etsin. Bir sürü anım var beyler yani. İnan ya denizde bile yardımcı oldular bana öyle söyleyeyim işte. Kız arkadaşım var. Neredeyiz? Didim galiba. Didim'e gitmiştik. Orada jet ski var. Ya Çeşme ya Didim. Didim de orası. Jet ski de çok pahalı yani. 15 dakikası 600 lira falan. Anasının amı gibi bir şey tamam mı? Benim bile gücüm yetmiyor yani. Aldım deneyelim diye işte ekstrem spor falan diye. Gezdik falan biraz böyle. Adam hemen işaret yaptı. Süreniz bitti falan diye. İyi dedim. Tamam hani gideceğim tekrar uzatacağım falan filan. Abi yatla bir tane adam geldi. Denizin arka tarafından. Dubaların oradan böyle. Ama kafayı yersin ya. O turistik işletmenin sahibiyim şerif. Otelin ve o şey işletmesinin. Sen dedi geri git dedi. O istediği kadar kullanır dedi tamam mı? Adama. Ananız bir gaza geldim ben. 1,5 saat suda böyle ellerim buruşana kadar kullandım ondan sonra şey yani. Resiki kullanmak keyifli bir şey ama çok yani. Zevkli ve takla attım kanka yani. 20 metre falan uçtum öyle söyleyeyim sana. Ben bir tane video izledim. Adam küçücük havuzda önce ileri gidiyor. Resiki'yi çeviriyor takla atıyor böyle. Evet evet. Yani, bir dahaki tatilde onu yapmaya uğraşalım bari. Yani en ilginci denizde yaşanan bu olaydı işte. Denizin içindeyken. Karada çok kıyak oldu zaten. Yani bir yere gidiyoruz. Çok başka bir şey ya. Bu ekipte olmak bence. Yani adam mesela getiriyor abi yemeği. Abi diyor sana kimyon seviyorsun bol koydum diyor. Hiç selam yok, fotoğraf yok. Kıyağını böyle yapıyor kaliteli bir şekilde. Benim en çok şeyde hoşuma gitmişti ya. Arabayı muayeneye götürmüştüm. Normalde muayene için sıra alıyorsun ama sıra diye bir şey yok yani. Gidiyorsun bekliyorsun. Evet. Saatli maatli sıra alıyorsun normalde hikaye. Orada herif tanımıştı. Çok hızlı hallolmuştu ya. 20 dakikada bitti benim muayene. Abi işte yemek sepetinden izleyicimiz var. Mesela kokoreç söylüyorsun adam midye buluyor getiriyor onu eve falan. Evet iyi hatta oluyor. Da şey yapmıştı ya bir kere hiçbir şey söylemedik. Eve geldi abi İzmir'den yeni gelmişti. Hemen getirdim size poşetle. O çok efsaneydi. Kim yaptı o hareketi ya? O çocuk yaptı. Evet evet aynı çocuk. Abi İzmir'den... O çocuk da bu arada Eskişehir'de her yerde çalıştı. Lokma da getirdi bize şey de getirdi. Evet, hangi dükkana girdiyse bir kıyak yaptı. Hobi olarak kurye beyler. Hobi olarak kurye ve sürekli bize sipariş veriyoruz onun çalıştığı yerlerden. İzmir'den yeni gelen midyeyi getirdi bize. Efsaneydi yani. Berk konuşmayı biliyor orada. Ben konuşmayı biliyorum ya. Öyle açım. Demişler. Açeve oynamaz diyorsun açım ama. Açım yani. Hiç kavga ettiniz mi birisiyle? Ben kavga ettin mi sen hiç? Ben bilmiyorum şöyle hikayeler varsa. Akıllı bir adamsın ya. Etmedim ya. Nerede evde mi ettin? Yok judo yapıyordum. Ondan sonra MMA yaptım 6 ay. Sonra bıraktım dövüş sporunu. Niye bıraktın? Judo versen mi döver? Futbola devam ettim. Alp yer misin? Gerçek soruyorum. Teknik olarak falan. Kilodan mı yer o? Kilodan yer. Alp de zıpkınla gelir. Boş boş dolaşmıyor. Ermin terlikler fena diyor. 47 numara mıydı? Bunlar... Bunların numarası yok ki. Terliğin numarası evrim yok arkadaşlar. Evrim ayağı bir A4 boyutunda arkadaşlar. A4 kağıdından evet. Daha büyük evrim ayakları arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neden parmak arası terlik evrim? Hava alsın diye kardeşim. Çorabım kalmadı temiz. Biraz fasaklandık herhalde. Dostluğumuz tam olarak nereden geliyor? Evrim'le oyun sektöründe buluştuk. Berk'i bir internet kafe turnuvasında aldık. Diren'i chatten aldım ben. Hüsnü'yü de üniversitede espor kulübü kurmuştum. Alp Endürük de balık buradan tutarken denizden çıktı Alp arkadaşlar. Nereden? Alp'i de Counter Server'dan aldık beyler. Hepsi oyunla alakalı aslında. Counter'da bir tane İbne 42-3 oynuyor. Server açmışım. Bir de Steam Wallet veriyorum 100 lira birinciye. Bir sonraki Alp, maç bir daha 100 lira falan. Denizden çıkmış olsa ya. Bilendim yani şikayet ettiler. Dedim şu İbne'yi bir izleyeyim ben. Harbi oynuyor. Ses mes dinliyor. Çok güzel oynuyordu o zamanlar. Şimdiki gibi değil de. Şey yaptık. Evin kirası ne kadar? Evin kirası bu arada bugün ödememiz lazımdı. Pastiktir. Eski yerde çok ucuz kiralar ya. Deli ucuz. Yok sıkıntı yok Cantu. Yarın halledelim. Tamam. Üstünde benim kartı kaybetti de. Nasıl? Yok senin kartın Diren'de. Diren'de miymiş? Değil abi ben sana verdim mi onları? Bana kimse bir şey vermedi. Hayır biri orada. İki tane verdin koydun üstüne tamam. Aldı birini kaybetti. Bak bende bir tane bu değil. Diğer gri olan bendeydi. Onu ben şeyi verdim. Diren'in odasına tamam, bıraktım. Tamam ben ikisini geri verdim. O zamanlar sakız kullanamıyordu. Arkadaşlar bakın yemin edebilirim ama kanıtım yok.
sadece monitörün üzerinde bir hani sakız iz bırakır ya böyle o yapışkanı. Öyle bir şey gördüm ben. Ya biz yaptık ama, oğlum, saçmalama ya. Abi, ben gördüm. Yemin falan ediyor bir de biz yaptık. Hayır, ya. Hayır, sakız görmedim. İz gördüm Alp'in kendi monitöründe. Biz yaptık. Bir kere değil oğlum, birden fazla kaç kere yaptın? Videolarda falan biz yaptık. Onda da temizlemediyse kalmıştı artık. Ama yani cross'u hırsız da vurur Alp. Yetenekli bir adam. Oğlum vlog'da ben yapmıştım lan. Canto amca vlog'da. Evde en çekindiğimiz insan Hüsnü arkadaşlar. Hüsnü bizi tek vuruşla öldürebilir böyle. Evet. Gerçekten. Hüsnü'yle bazen şeylerimiz var. Odama geliyor abi 5 dakika böyle homurdanıyor, tamam mı? Oğlum bir de içine konuşuyor ya. Tamam 5 dakika homurdanıyor. Sonra bakıyorum Hüsnü'ye. Hüsnü bana bakıyor. Komik video açıyorum. Oturuyor sonra izliyor. Çok seni ayarlı alıyorum Hüsnü'ye. Neymiş bu Hüsnü ya? Hüsnü niye yayın açmıyor? Var öyle bir niyeti de o biraz agresif ya. Yani... Çok agresif ya. Gökten şey... kitap falan indirebilir o söverken birine kızdığında. Hüsnü abi seslenince bana ne var diyor. Size bir şey diyor mu öyle? Ne var falan. Çoğunlukla cevap vermiyor. Ne var iyi bir şey. Ben ne var iyi bir şey. Bana mesela 5 kere bağırırım. Şöyle bir ses geliyor. Oraya gelmemiş olabilir. Rocky tekme atarak indiriyormuş aşağı. Kapı şöyle düşüyormuş. O şekilde gelirse ben balkondan atlarım. Daha acısız bir ölüm olur. Ben hemen komik bir video açarım. Ulti at ya. Esogü'ye geliyor muyum? Gelmiyorum kanka artık. Eskiden gidiyordum. Esogü bize gelsin diye bekliyorum. Lan 7K abone oluyoruz. Bir dakika. 6900. Geçen sene gittik ya Esogü'ye. Konuşmayı artık şey okuduğum üniversiteye mezun olamadan oyun sektörüyle ilgili paneller ve konferanslar vermeye gidiyoruz arkadaşlar. O da ayrı bir gurur. Boğaziçi Kıbrıs. Ben bugün bir şımardım ya. Şımar kardeşim. Hakkındır abi. Şımar 7000 abone yapmışsın. Şımar. Aramızda en kıskanç. Valla kıskançlığa dair hiçbir şey görmedim ben ya bu evde. Hiç görmedim hem de yani. Kıskanç yok ki. Belki üstüdür lan. Ama adamı niye gittiniz oğlum? Üstü niye gittiniz? Kıskanç derken birbirine kıskanma anlamında evet, mı? Evet. Kız arkadaşını zannettim ben. Ha yok. Ben soruyu yanlış anlamışım. Pardon. Kız kimse birbirine kıskanma. Öpmüş kıskancız lan. Belki en kıskanç olmayan. Geri kalan herkes kıskanç. Ben hiç kıskanç değilim abi. Cool yapma ya kanka hiç. Hiç değilim. Nerede neyimi gördün lan? Görmedim de öyle tahmin ediyorum yani. Bende hiç yok. Yeni yayıncılara bunda destek veriyor musunuz? Yayıncı videosundan sonra... Evet. Bir sürü zaten yeni yayıncı destekledik yani. Yaptık, devam edeceğiz. Ama gerçekten bu olayı hayatının olayıymış gibi ciddiye alan insanları destekleyeceğiz. Yani ben eğlencesine yayın yapıyorum diyen kimseye enerji harcayacak zamanımız yok abi. Kişisel olarak en pahalı eşyalarımız. Ne güzel kokuyor damına. Evimin arabası, benim telefonum. Dilenin mikrofonu. Evet. 10 bin lira, 15 bin lira, 150 bin lira senin neyin var? Ne oldu lan ne sayıyorsun? En pahalı şeyin kişisel olarak. Yok kanka araba fiyatları çok uçtu. İşte 100 diyebiliyordum 150 dedim çünkü. Yok çok uçtu. Oha amına koyayım. Evet. Bilgisayarım herhalde. O kadar. İçindekileri de ben almadım yani. Senden aldım. Nvidia'dan geldi. Nvidia'ya teşekkür ederiz bu arada. Evet. Nvidia'ya teşekkür ederiz. Senin yarın Nvidia yayınım var. Bunu da sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar buradan. Selamlar ve tekrardan teşekkürler. Burada katılmayanlar 33 bin kişi olmuşuz. Yayın açıklamasında link var. Katıldıysanız bile kaç puanınız olduğuna bir bakın. Yanlış yapılan evet. Aksiyonları sildik çünkü arkadaşlar. Artık saatler kaldı. 18 desen 6 saat falan kaldı. 6 saatten az kaldı hatta. İnşallah ihtiyacı olan çıkar. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yani bu çekilişte inanılmaz sonuçlar var arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Yani sponsorlarımız inanılmaz memnun. Bu da şu anlama geliyor. Bunun gibi çekilişleri sık sık yapabileceğimiz anlamına geliyor. Normalde ben bir yılda bir kere yapardım. 2018'de, 19'da yaptım. Bu da 2020 çekilişiydi. Çok memnunlar. Çok sağ olun. Yani o konudaki desteğiniz için. Ünlem çekiliş yazınca Mubot özel mesaj atıyor size. Adamlar global sayfaları geçti sizin sayenizde. Takipçi sayısı, etkileşim. Bir de gittiğiniz yere yorum da atıyorsunuz yani. HyperX güzel bir mesela klavye paylaşıyor. Onun altında yorum atıyorsunuz. İşte güzel bir ekran kartı görseli geliyor. O tarz. Çok hızlı akıyor abi chat ya. Hiç abone chat'e gibi değil şu an. Evet. Şöyle bir açayım komple bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Twitch bozulma. Selamun aleyküm. Donuyor 3 saniye bende. Oha. 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 Durdu lan. Gitti ya. Abi chat durdu. Bir dakika patlar site patlar ne yaptık? Harbiden yapmayın ama. Abi yavaş gidin dur zaman var 5-6 saat var. Beyler lütfen.
Aman oraya bir Glim GG falan yazmasın biri. Ben tarafa ona bakmaya çıktım hemen fark ettim. Yavaş yavaş beyler. Lütfen. Cantu ekibe selam, iyi yayınlar diyor Mercin. Tabii böyle olduğu için yani bu bol bol çekilişler devam edecek arkadaşlar. Çok memnunlar yani HyperX her ay kulaklık klavye fare verecek artık. Nvidia'dan ekran kartları alırız. Her ay bir şeyler dağıtacağım. Bir şeyler dedim de zaten işte 10-15-20 bin liralık itemler yani güzel şeyler. Beyler, Diren! Gitti mi? Diren! Efendim? Açılıyor değil mi açık? Açık açık sıkıntı yok. Tamam. Ya üzüldü, stresimin sebebi şu. İnsanlar hani gelmişken yapalım bitirelim. Çökerse beklemeyelim 10-15 dakika. Öyle öyle şu an için sıkıntı yok. Evet, sorulara devam beyler. Güzel ilerliyorduk. Berke bir tane soru. Oh. Orada var, orada var. Ha tamam. Bir tık yavaşlattığınız zaman yapmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sonra oruç tutuyor musunuz? Ben soruyorum. Bu seni hiç alakadar etmez. Espor işi ne oldu Berk? Abi espor işi... Valorant'tan devam. CSGO kariyerim profesyonel olarak artık tamamen bitti diyebilirim. Şu an için bitti değil mi ama? Şu belli olmaz. Tabii ki. Yani gönül isterdi ikisini de götürelim ama harbiden gitmiyor beyler. Counter'a giriyoruz, bu ne diyoruz. Valorant'a geri geliyoruz, ne olduk diyoruz. Gitmiyor yani, ikisinin arasında harbi çok fark var. Oğlum bugün F'ye basıp duruyordum işte, 2 dakika Counter deneyeyim dedim oynayacağız diye. Yani silah var alamıyorum. Counter'da neydi lan onun? E kanka sanırım ya, tam emin değilim hangisinde F hangisinde. Counter'da E miydi? Ben gittik ya aklımdan. Zaten... Belki bu saygısızlığı kötü karşıladı. Fark ettin değil mi? Bir tık sinirlendim öyle. Belki kendisinin ilk Red Bull yayınındaki counter maçını açarım şimdi. Canlı yayında. Rezillikler çıkar. Kaç vurdun? 3 mü vurdun? 2 mi vurdun? Anlak. 7. Başladı. Ya tamam 1'e vurmuştun da yani. Hiç belki standartları değildi. Evet sorular devam. Ama ben bugün için heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım. Golf Moif oynayacağız ya abi. Abi ben özledim biliyor musun? Evet. Valorant güzel oyun, iyi oyun, eyvallah da bir counter patlamamız... Bu arada hepsini unuttuk be, golf yüzünden. Oğlum, ilk Dust 2 süper oluyor ya. İlk Dust 2 süper oluyor. Şimdi bir ay daha oynamadık ya, o arada zaman oldu. Güzel olacak. İlk counter maçını kaçırmayın, çok eğlenceli olacak eminim yani. Dün oyunları falan update'ledik, öyle söyleyeyim. Evet, Steam'i açmıyoruz ki kaç aydır. Soru çekin oradan. Hayır dövdü mü belki demiş bak birisi. Golf iddialı olacak mı diyorlar. Buluruz bir iddia. Bir buluruz iddia. Kaybeden bana 100 tane abone hediye etsin. 100 tane abone mi? Kaybeden ona. Yayın benim yayınım bro. Ben evi satayım o zaman bilecikteki. Sat sat evi sat. Evet. Ya sende 7000 tane var diye ucuzlamadı bu abonelik arkadaş. Kanka tamam o zaman. Solan bu arada. Herkes sola diyor, sola sola yazıyor chat'e, ben de alıyorum abi. Peki harbiden oynamayı sevdiğin sen soldan mı oynuyorsun silah? Hayır. Alp niye sola alıyor? Alp niye inatla çok daha iyi olduğunu... Kamerası yapardı. Diğer tarafta olduğu için. Kamerayı da ters koydu, insanlar soldan bakar. Onu mu düzeltti? Evet. Peki Alp sağdan mı oynuyor? Alp abiniz kamerayı sola koyardı. İstemiyorum, yüz olma hiçbir. Abi ben sürekli nöbet değişimindeyim ya, izleyemiyorum. Adam açtı, açtı zaman alıyorum. Sonra ondan alıyorum. Valorant'ta sol yok ama dikkat et ona evet. Bak. Valorant'ta da gelmez mi onun ayarları sonradan? Gelir. Gelir abi. Gelmezsin oğlum sol olmayı. Abi Alperen Dürük bıraksın mı oyunu? Bırakmasın. Aslan kardeşim benim. Rahmet bullet patlıyorum. Size iki tane bomba soru bırakayım şuradan. Mouse ve mouse cut analizi. Biz buluruz ya kendi bomba sorumuzu. Sen hallet işini istersen. Geçmişte düzeltmek istediğiniz bir hatanız var mı? Herkes bunu bir düşünsün. Biz cevaplayalım, sen düşün. Tabii ki. Geçmişini düzeltmek istedim. Tamam, o tabii ki değil. Yani hangisi olduğunu... Var. Sorunun cevabını ver. Var. Evet. Var mı senin evrim? Vardır herhalde de yani o kadar spesifik olarak... Herhalde de yani sen de efsane cevap verdin yemin ediyorum. Düşünüyorum abi. Var, düşünüyorum abi, ne yapayım?
Berk, senin var mı kardeşim? Şu olmasaydı hayatım daha iyi olurdu. Bir 18 yaşındayken üniversite sınavı muhabbetini oyunu bırakmıştım. Bıraktırmışlardı yani. Bırakmıştım, bıraktırmışlardı. Hatta koşulsuyla bizim o zaman bir Kıbrıs turnuvamız vardı. Hı-hı. Dediler ki siz bir de 18 olmadığın için Kıbrıs'a giremiyorsun aile izni olmadan. İşte tek bir şart diyorlarım turnuvaya nedir? Oyunu bırakacaksın. Okey mi? Okey, iyi dedik madem. Ne kadar bıraktın? Bir yıl. Oha! Aynen. Bir yıl kaybı mı var sence? Dönüş de kötü olmuştu herhalde. Çok kötü oldu. Öf. Hani bir de şöyle bıraktığım zaman ders çalışmadım ki bakayım. Çalışsam okeydi de. Ona da yani çünkü orada da bir büyük bir boşluk vardı son bir yıldır. Tabii. Bir de oraya da dönemedin. Oyunu da bıraktın. O da olmadı. Sonra yani dersler zaten bakınca şey gibi geliyor ya böyle. Arapça gibi geliyor yani. Bana öyle gelir şu an. Öyle. Harbiden öyle. Bana senin geçen gibi. Dersini izledik ya, hocanın biri vardı. Oğlum hocalar da anlatıyor. Hocası aldatmış da falan. Aa, bir şey diyeceğim. Sıcak olmuş bir de. Niye anlatın? Azalmış. Evet, oksijen camı bitiyor. Açalım bitmekte. Oksijeni. Tamamdırsın. Ne yaptın hocam? Duymadım onu. Hocanın ne yaptığını. Hocası bir şey yapmamış. Hocasının kocası. Oğlum. Ne abi ne? Lan geçemiyorum zaten dersi, bir de kadın dedikodusunu yapıyorsunuz. Hayır, daha açıklamadım. Seni geçirmezse açıklanacak bu. Kocası anlatmış, kocası anlatmış. Rahat durun ben. GG'ler ne lan? Şaka mı yapıyorsunuz gene? Ne? Kemer GG. Ha. Ha. Evet evet, ben bir orada... Yo, ben her zaman şey yaparım. Yolda düzerim kervanı. Yani orada zaman kaybetmem. İyi yapmışsın abi, düz kervanı. Kervan yolda düzülür mü o, dizilir mi acaba? Zor da olur bir de deve çünkü, tamam kervan. Evrim popo izine öyle. Aa dur. Bak gözüküyor. Torunlar falan. Loblar. İki tane. Ne o? O inşallah lobdur onlar. Şey sarıkıyorsun. Beton yetmez reis. Malzemeyi çıkartacak sandım yan diyor. Yok estağfurullah beyler. Twitch'te yasak. Alın size Junior'lar. İyi. Ha, ben pişmanlıkları söylediniz mi? Ben dinleyemedim. Ne? Çok hızlı. Belki şeyi anlattı. 18'inde bir yıl oyunu bırakmak zorunda kalmıştım. Counter'la alakalıydı pişmanlığın hayatta. Evet. Tamam senin. Benimki de Counter'a başlamak daha pişmanlığı. Çok bir şey değişmedi. Bir sene daha geç başlasam olurdu. Bir sene daha okusaydım aslında. Ben CS'e 1.6 oynadım uzunca bir süre. Bana hiçbir yarar olmadı. Bak benim mesela kaybettiğim insanlarla alakalı yeteri kadar vakit geçirememek. Aga Allah belanı vermesin. Beni niye orospu çocuk konumuna koymuşum? Hayır koymuyorum ya. Elif çok ciddi bir şey söyledi. Ben mal oldum. Ama çok samimi söylüyorum böyle yani. Siz makara yapmışsınız o yüzden. Aga makara yaptık değil. Niye kararttın için bunu? Keşke Alp de burada olsaydı be. Vallahi ya. Of ya. Ah Alp ah. Yumruk yumruğa ile kavga oldum. Yok lan manyak, öyle bir şey olur mu? Niye lan, üstüme beni koşturmuştu. Twitch'ten banlanacak olsanız hangi yolu seçerdiniz? Batuhan güzel soru. Aga direkt YouTube'a kasardım ölümüne. Her gün iki video yayınlardım. Birini öğlen 3'te, birini 8'de. YouTube'a ile geçirdik yani. Olmadı değil mi? Olmadı amına. Işık mı? Olmadı aga. Işığı kapat. Başaramadık abi. Neyi başaramadık oğlum? Kahvaltı kim hazırlıyor? Herkes hangi kendine. Ben bu sabah dinlenen tost yaptım. Ama yayındayken ben de hala karnım ağrıyor biliyor musun? Nasıl bir tostsa? Çok güzel bir tost. Kimyonlu. Karnım ağrıyor. Ama bunu söylemiyorum Ramazan'da olduğumuz için. Terbiyesiz. Düzenli videom atardım. Oğlum düzenli yayın yapacağım dedim. Anasını siktim yayınların ya. 25 bu arada bir YouTube'da bırakmadık arkadaşlar bu sürede. YouTube'a da 3-4 Allah tane video geldi. Benden sırf evrim çekti. Diren diren oyunda kanala bir yıl sonra video çekecek. Berk'in video çekme planları var. Direnin şeyi o, bir yıldan bir yıla biliyorsunuz. Benim de 3 aydan. Ulan tam çok hızlı klip yayınlayacaktım, 2 tane. Patladı nasıl satayım klip. 6 ay ara vermeden 2 klip yayınlıyorum. Peki senin bir sonraki şarkının isminin Yarasa olması yok mu? Yarasa mı? Çok iyisin lan. Evet abi. Yarasa yaramasa ki şeylerini de yapacağınız, ben toptan yapayım onları, kredi kalmasın. Çok hızlı yap. Bir de biraz bu tarafa gel. Aga gitti bütün kafiye. Yaramasa deyince bütün kafiyeler gitti. Aklımda bir tek o vardı benim. Yarasa yaramasa diye şarkı vardı lan herhalde. İnşallah yoktur. Şeyin adamların şarkısı var lan, yarasa yaramasa falan diye. Ya spontane yapalım oğlum, bunlara alış yani, rapçiyim diyorsan ya. Mesela seni gidi yarasa, anca atölyede oynarsın Tsubasa gibi böyle devam ettir şimdi. Ettir. İzleyip duruyorsun ya oğlum. Freestyle rapleri. Edemedi. Dondu ama. Sıçtı. Bitti rap kariyer oğlum, hadi bakayım. Hadi bakalım. Allah'ım dünyada gördüğüm en kötü iki line de onlar ya. Şu harekette gelince bir anlam kazandı ama sanki. Anca atölyede oynarsın Tsubasa böyle yükleniyor oldu ben.
Tuzumaz da Çince amına koyayım. Kim o kanka? Babam. Hayır, bu egoist pati. Kameranın odağını ayarlayalım. Ben geriye çekileyim biraz. Şöyle daha iyi olur sanki. Hepimiz bağıracağız şimdi. Egoist pati arıyor. Şuna yayındayım diyeyim. De bakalım. Oyun sektörü için Türkiye'de bir oyun geliştirme firması kurup kitle fonlama yapar mısın? Başka sorular alalım beyler. Daha geçen onunla alakalı binlerce şey aldık ya, başvuru aldık. Geçen gün paylaştım ya Instagram'da, evet. Mobil oyun geliştiren varsa dedim 10 bin lira maaşla işe girecek. İyi yapan varsa, ama yani junior seviyede değil. Benim oyunum var, İşte iOS Store'da yayınladım diyen bir sürü başvuru aldık. Onları değerlendiriyoruz. Şimdi mobil oyun çok trend beyler. Daha kolay bilgisayar oyununa göre. Bug yok, glitch yok. Koyuyorsun Store'a. Sen de bana düşün. Eyvallah. En oynarken zevk aldım oyun. Valla Half-Life Valorant şu an ya. Bu zamana kadar mı komple? Kanka Resident Evil'lar da var da çok ya, 58 tane oyun geliyor aklıma. Ben ama CS'de o kadar çok aynen, eğlendim ki hayatım. Aynen, ama çok şey zor ya. Ama oyun saatinle de alakalı. Berke kolay. Evet evet işte. Berk ne seninki? Counter. Oha bak. Hiç beklemediğimiz bir cevap geldi. Sizin gözler nasıl bozuldu? Genetik kardeşim, benim 0.25 bile değil gözlerim. Bak 97'den 98'den beri monitöre bakıyorum ben günde 12 saat. Bozulmayınca bozulmuyor işte. Ama doğru oturuş, doğru... Mesela ben şeyi fark ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımın evine gittiğimde laptopun brightness'ı sonuna kadar açıyorlar ya, gece böyle bembeyaz oluyor suratı. O kesin bozuyor abi gözü. Ben geceleri gece modunu kullanıyorum uykuya dalmak için. O mavi ışığı kısıyor falan. Onu falan da kullanabilirsiniz. Üstün 7K modumuz nerede? Ama senin söylediğin şey benim için şöyle bir handikapı var. Ben onu öyle kullanamıyorum mesela. Videoları falan. Ya senin tasarım işin gereği, mesleki şey anlamında yani. Onu da alçaltıp yükseltmekle uğraşmıyorsun. Evet. Açık kalıyor yani. Neden saat 3 ve 8 dedim video yayınlamak için? Ya bunun bir sürü inceliği var. Bir günde 2 tane video yayınlayacaksanız iyi YouTuber'lara bakın, bu şekilde yaparlar. Sebeplerini anlatacağım. Çok uzun arkadaşlar sebepler ama 8'de yayınlanmasının sebebi şey mesela. Genç takipçi çok bütün ülkede ki bütün YouTuber'larda ya da Instagram'ı fark etmiyor. İşte çocuk okula gitti. Telefonun şarjı bitti orada. Sen bildirim gönderdin. Telefonun şarjı yok ya da serviste saat 8'e kadar bir yerde, eve geldi, şarja taktı. Tam müsait saat 8 oluyor mesela. Tam yemeğinin başına oturdu, evet. Açtı abi videonu. Dikkat edin bana, cuma günü 8'de salarım ben. 7-8 arası hep. Yıllar tabii Ramazan'da bunu değiştirdik biraz da. Ramazan'da prime time algısı değişiyor. Şimdi evet. İftar öncesi ve iftar sonrası iki tane prime time oluşuyor böyle. Bence iftar öncesi asıl prime time. Yani senin işte bizim full yayın yaptığın dönem. Ve bir de korona ile ilgili de zaten. Ha, bir de korona var işte. Evet. Evet. Ya genel olarak hepsini arttırdı ama. Evet. İftar böyle bölüyor, bomba yapıyor. Sonra başlamayı düşündük, başladık. Ben işte, sakatladım kendimi. Düşünmedik, bıraktık mesela. Ben de sakatlandım. Halı sahada sakatladım kendimi. İstanbul'da bisiklet kiralıyorlarmış evlere. Koşu bandı falan kiralıyorlarmış. O nasıl teknoloji ya? Lan güzel onu para. Alıyorsun, koyuyorsun, kimse bilmiyor sonra. Tamam oğlum işte iyi para, o yüzden kiralıyor herif. Senden geri alıyor, başkasının evine koydurtuyor sonra. Ya her şey adapte oldu değil. İşte yani koronadan dolayı. Mesela internet kafeler bilgisayar kiralıyor evlere şu anda, bak. Olaya bak. O mantıklı bir insan. Kafeler. Çok evet. Mantıklı. Daha çok kazanıyordur. Yayında yoga yapar mısınız? Kanka bilen yok herhalde bizde ya. Ben hiçbir fikrim yok. Belki de vardır belki. Yoga. Hiç merak salmak değil. Çok mu odaklı oluyor ben şöyle gelince azıcık. Vallahi oluyor zaten. Tamam 7300'e girelim işte 500 liraya. 7500. Sınamayım şey. 7450 anlaşalım. 7350. 7450 1000 lira. Bütçenin artması iddianın kazanıp kaybedilmeyeceğinin oranı değiştiren bir şey değil ki. Niye? Gözünü boyamaya çalıştım. Yemedim. 2000. 7350 seviyorsun bu işleri. 7350 yapalım. 450, 2000. Bak kim aynı şeyi değiştirdi, görüyor musun? Evet. Olur diyen kim? Ben olmaz diyorum, o olur diyecek işte. Ben 450, 2000 lira. 12'ye kadar tamam. 7450 2000 lira. Tamam. Bir dakika sıçtım ben ya. Bir dakika, çok, ne yapıyorsun? Çok yavaş ilerliyor. Hayır hayır. 7350.
450'ye girildi. Ya olmaz oğlum, 700'e bile olsun. Girildi kardeşim. Girdin kanka, o 2000'de şeye katarsın, 6000'de kaybettiğin yo, yo. Yardım etkinliği var ya, ona katarsın. Yo yo şey. Girildi iddia ya. Geliyor hala, geliyor. %95 kazanma oranım var da abi, böyle böyle çok büyük rakam ya. Düşün düşün Cantu. Çok ucunda kalacak bence, olmayacak. Bu evde birisi bir şeyi çok iyi yapıyorsa oranına %95 diyor. Çünkü %100 diyemiyor. Bir kere sıçıyor çünkü kesin bir yerde. %95 o yüzden yani. Evet, oltaya geldim gaza gelip. Oğlum harbi para bir şey değiştirmez dedin. 2000 yapınca kabul ettim lan. Hayır, orada zaman... Seviyorsun bu işleri Andost! Zaman kazanıp... Seviyorsun bu işleri Andost! Zaman kazanıp şey yapıyordum. Şey, hesaplamaya çalışıyordum. Saniyede bir tane gelse, işte bir saatte kaç saniye var, kaç saat kaldı gibi gibi. Çok hafif. Hop! Kırmızılaşıyoruz. Aa! Aa! Oo! Geldi, tamam. Tamam, tamam. Minik bir drop yaşandı. Ne oldu lan orada? Ses dalgalarıyla çözdü hemen, fark ettin mi? Evet, Sonic Wave atarak. Evet, düzeldi, sıkıntı yok. Twitch ile alakalı. Bir tık Cantu geri gelmen daha tamam, iyi. Tamam, geleceğim de o gözlerim... Twitch ile alakalı. Herhalde bir CTRL ile 2 scroll yapsam abi. CTRL ile 2 scroll. Ha. Göremiyor musunuz gerçekten? Ha. Bu arada gözlerimiz bozulmuş arkadaşlar. Soranlarımız vardı. Büyük göstermeye ayladık. Arkadaşlar baktık drop geliyorsa sonar atak yaptık drop'a. Hallettik. Peki bu yazanlar gecikmeli mi yazıyor mesela? Aa, hayır. Hayır. Koltuk olsaydı, koltuğu çözeceğim ya. Koltuğu bir güzel göstereyim size beyler bak. Koltuk olsaydı benim abi hep aklım bu koltuğa gidiyor ya. Koltuk sen bunu seviyorsun ya. Herhalde. Ya. Biz bunu bir kıralım bugün. Ya kırmayalım ya. Şöyle bir yastığı var. Burada sizin yüzünüz gözükünce sizin fokus yapıyor acaba. Ay pardon. Şöyle istediğiniz gibi ayarlayabiliriz. Kuluş baskını yap belki. Kuluş baskını da yakalanmışsın. Arkası böyle arkadaşlar. Düşecek. Düşmez ya. Biz ben görmüyorum ki. Değil mi? Bunun bayağı güzel özellikleri var çok ya. Çok utanıyormuşuz senden gibi oldu. Lanet olsun, koltuk mu o gerçekten? Oha. Buradan bunu açıklayayım o zaman. Yakın zamanda bilgisayar markamız vardı. Bir koltuk markası daha çıkartacağız. Alacaksanız aynen. Almayın, bekleyin öyle. 2000 lira, 3000 lira vermeyin koltuğa. En konforlusunu. Bunu deniyoruz çünkü. Stres testi yapıyoruz. Diren oturuyor, üstüne oturuyor. Hiçbir şey olmuyor bunlara. Nereleri soyuluyor, nereleri şey olacak onlara bakacağız. Ya burayı özel ayarlattım mesela. Şu anlık bir şey yok. Şuları falan çok yumuşak. Böyle yatabiliyor işte. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kamera açısı almıyor şu an. Bir dakika, ayaklara dikkat. Fiu. Arkasında 300 bin... Ben desteği var bak böyle ayarlanıyor. Evet. Mesela şu çok önemli. Bak. Ya ben de burada sıyamıyor. O çok belli olmuyor. Yani. Kolunu istediğin gibi ayarlayıp şöyle çevirebiliyorsun mesela. Bak şimdi. Ah. Ha, buydu işte. Bu bana lazım olan şey. Ardı mı? Evet, mesela yükseldi ya şimdi. Evet. Bastırıyorsun, iniyor abi aşağıya. O an kameradan çıktı lan inince. Ha. Dur lan. Ondan biraz düşür bunu istersen. Ama ne oluyor ya? O bizlik bir şey değil bu arada. Evet, server değiştiriyor abi. Kalabalıklaştı. Twitch server değiştiriyor abi. Evet. 30 bin izleniyoruz diye Twitch server değiştiriyor beyler. Benlik bir şey yok. Vallahi canım sıkılıyor ve drop oldukça da işte Twitch uygun sunucuya ayarlıyor. Sıkıntı yok ya. O devam edecek bir şey değil. Yastık yeriyoruz. Yenge bir F5'lersiniz. Aynen, sana fırlatacak zaten. F5 demeye evet. Gerek oluyor mu yayın gidince? Geri gelmiyor mu? Ya bir tık böyle seste bazen şey olabiliyor. Senkron kayabiliyor. Hmm. Pa, pe, pu. O zaten izleyiciler bizden iyi biliyordur bence. Evet. Benden değil. Ben en iyisi. Eyvallah kral. Diren abiniz en iyisiydi. Ben... Oyun oynayacağız bugün. Counter'la başlarız herhalde. Bir sıralama yapalım hep beraber. Söyleyin. Dörtlü sıralama yapalım. Mesela Counter. Golf. Tek mesajda yazın ama. Tek mesajda, aynen abi. Bu üçünü bir sıralayın bakalım. Ne görmek istersiniz? Dırırırt. Ama nasıl hiç bug'da kalmaz ya. Olmuyor. Herkes tek mesaj. Niye tek tek yazdınız beyler? PUBG yazdı biri. Sıralama anlayışınız bu mu arkadaşlar? Oldu mu şimdi? CSGO, biri süslemiş çok güzel oklarla böyle. Evet evet, CSGO G-Mod yapmış. Bir de onu ilk başlarda attı bak, hızlıca süslemiş. Evet. PUBG niye oğlum?
Abi de, Skyrim oynamamız yok mu peki? Durduk yere PUBG ekleyip bir de sonlara eklemişler. Hastiktir, kasa açabiliriz bu gün. Nasıl? Counter'da hiç aklıma gelmedi. O kadar unutmuştuk ki bir şey yapmayı. Bugün bıçak çıkarttığımızı düşünsene. Onu da hediye ederiz. O zaman bugün bıçak çıkartmamız var. Bugün bir kasa açışımız var. Stimul çekerim ben şimdi sizin için. Cyberulus hoş geldin. Bugün bak. Taciz ediyorsunuz artık beni. Yok kardeşim. Şimdi bundan sonra bir de şeyi sıralayalım beyler. Bir yazmayın. Sayacağım size tayfaları, bir sıralayın bakalım. Half-Life Crossfire günlükleri, tamam mı? YouTube'a. Abi Rain Man, Alper Rende, Mitrain. Kim var başka şu anda? Uber Close var. 4 oldu. Bunları bir sıralayın bakalım. Hangi sırayla istersiniz? Aralarda Ali Biçim birer, var. Ali Biçim ile Mesut Can Tomay var. Aynen, yeni, dün 2vs1. Dün 2 kişiden daha vs. Evet. 2vs1, Ali Biçim, Mesut Can Tomay ile Half-Life var. Ulan ayıp be. Ya yaptım orayı. Hepsi birbirinden neşeli, enteresan maçlar olacak. Okey, burayı da kaydettik beyler. Rutin, hoş geldin. Sorulara devam beyler. Berk'e bir soru alalım şimdi. Oğlum sen oraya oturmayacaktın. Peki evet, bir şey soracağım. En son oyun sıralamasına neyi karar verdik? Ben unuttum bile. Kanka Counter Golf işte. Counter Golf çıkıyor değil mi? Counter'ın zaten evet. Başı kasa açma. Counter'da iki tane maç atsak. Of ya. İlk maç zaten, çok iyi geçer. Yemin ediyorum Gabe Newell'un haberi olur bugün o bıçağı çıkarsak bak. Bir şekilde iletirler yani. Bence herifin haberi var. Bence de var. Hepsini... Bence Gabe Newell bizim videolarımızı mutlaka izlemiştir abi. Yani, kesin abi. Oğlum adamın varoluş sebebi dünyanın en zengin adamlarından biri Half-Life'ı yapmasıyla oluyor. Onun üzerine counter'lar, team